Sevgili Cahalet Ezer Eğitim Kurumu öğrencilerimiz, değerli velilerimiz, birazdan söyleşimiz için, sohbetimiz için çok değerli sporcu, dünya şampiyonu, efsane sporcu Ümit Şamiloğlu'nu söyleşimiz için buraya davet edeceğim. Kendisiyle söyleşi yapacağız. Sorularımız olacak, sorularımızı cevaplayacağız. Müsaadenizle davetimi gönderiyorum. Merhaba Evet. hocam. Merhaba Sayın Şamiloğlu. Biraz zor bir bağlantı oldu. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, gayet iyiyim. Teşekkür ediyorum söyleme sesini açayım kulaklığımın. Evet, Öncelikle evet şu bir iki bir davet baktım. Dedim acaba bağlanamayacak mıyız? Açıkçası bir tereddütüm oldu. Hafif de bir şans stres oldu. Ne zamandır yarışmıyoruz ya, o stresi de yaşamış olduk hafiften. doğru Sayın Şamiloğlu. Biz de 3 kere gönderdik size davetimizi. Sonra sizin yorumunuzu gördükten sonra bir kez daha gönderdim. Şu teknik sıkıntılarımız varsa onları giderelim. Her şey tamamsa da söyleşimize başlayalım. Şu an itibariyle sesim net. Sesiniz net, gayet net hocam. Sizinki de gayet güzel. Öncelikle ben sizi programımızı açmadan önce sizi değerli öğrencilerimize, değerli velilerimize ve kurumuma tanıtmak istiyorum. Bir hazırlık içerisindeydik bugün itibariyle. Şimdi sevgili Jalet Ezer Eğitim Kurumu öğrencilerimiz ve kıymetli velilerimiz. Bu akşam çok değerli jimnastikçi, dünya şampiyonu, barfiksin kaplanı, efsane sporcu Ümit Şamiloğlu konuğumuz. Kendisi birçok kez dünya şampiyonalarında yarışan, Balkan şampiyonu olan, aynı zamanda ülkemize barfiks alanında ilk altın madalya getiren bir sporcumuz. Kendisine kurumum, eğitim çınarım Jale öğretmenim adına, yöneticilerim adına ve kurumum adına Sayın Ümit Şamiloğlu'na hoş geldin diliyorum. Sayın Şamiloğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk Ümit Hocam. Böyle bir değerli bir kurumun konuğu olmak, o dediğiniz gibi eğitim neferlerinin büyük bir çabayla oluşturduğu böyle bir kurumda sohbet edebilme keyfi benim için de büyük bir zevk. Tekrar hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bizim için gerçekten sizinle söyleşi yapmak heyecan verici olacak. Çok keyifli geçeceğine inanıyorum. Bugün itibariyle hafta boyunca bütün söyleşilerinizi izledim ve size bir kez daha hayran oldum. Yani şu an itibariyle ben ne kadar da tanıtmak istesem de değerli velilerimize, öğrencilerimize, yöneticilerimize, kısaca kendinizi, küçük miniklerimize bir tanıtır mısınız? Kariyerinizden bahseder misiniz Şahin Samiloğlu? Tabii ki, tabii ki hocam. Ben 1980 doğumluyum. Aslında 40 yaş baktığınız zaman spora devam etmek için çok uzun bir yaş ama dünyanın en yaşlı erkek jimnastikçisiyim şu anda. Ve hala onlarla yarışabilecek güce Evet. sahibiyim ki yarışıyorum, keza büyük dereceler alıyorum şu an. Ama tabii Ağrı'da doğdum 1980 yılında. Babamın bize evde öğrettiği jimnastik hareketleriyle başladık. Kendisi öğretmen okulu mezunu ve öğretmen okulunda spora aşık oluyor. Benle ablama da jimnastik yaptırıyor. Ağrı'dan çıkan bir öğretmenin ufku aslında bizim yaşadıklarımız. Evet. 1988'de Manisa'ya geçince tabii artık jimnastik için yapmak için belirli fırsatlar, belirli şartlar da olmaya başlıyor. Manisa'da değerli Profesör Doktor Hasan Olmuş dönemin teknik komite başkanına teste götürüyor ve ben böylece seçilip Bolu'ya gönderildim. Burada başlayan bir süreç, ondan sonra 93-96 arası Gençler Türkiye Şampiyonu, 98-2010 arası aralıksız Türkiye Şampiyonluğu, Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu yanında 2-3 tane 3 gümüşüm, 3 Dünya Kupası Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonası'nda madalya, yani 2016 ve 2019 dünya sıralamasını birinci bitirdik. Başarı aslında daha keza büyük başarılar var ama iş sadece madalyayla değil, benim başarılarım aslında başka bir noktada. Ben hep Evet. öyle öngörürüm. Ama bildiğimiz, neticelenmiş, sonuç verilmiş başarılarım bunlar. 30 yıllık bir jimnastik hayatım var. Aslında 30
yaşına kadar bile spor yapmaz insanlar genelde. 30 yaş spor için Evet. yaşlı görünüyor ama benim 30 yıllık bir sporculuk hayatım var. Ve Çok güzel. geldik 40'ımıza. Bugün de bildiklerimizi biz olabildiğince çocuklara, özellikle çocuklara ve gençlere aktarmak, o tecrübeleri aktarmak ama sadece bilgi mahiyetinde değil, o zamanla aldığımız, benimsediğimiz ve içimize sindirdiğimiz, oturttuğumuz o ruhu da yavaş yavaş verme zamanı geldi. Onun için size kısaca böyle özetleyebilirim kendimi. Çok güzel, çok güzel özetlediniz. Ben de gerçekten sizin röportajlarınızı dinlediğimde sizin hayatınızı rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun hayatına benzettim. Yani bir 10 yaşında jimnastik sporuyla başlıyorsunuz ki 1.73, 1.70 boyu jimnastik sporu için uzun bir boy. Ve sizin hırsınız, azminiz, sakatlanıyorsunuz, pes etmiyorsunuz. O yüzden sanırım size Barfix'in kaplanı unvanı buradan geliyor. Yani 10 yaşında başladıktan sonra Sayın Şamiloğlu nasıl başardınız? Ya aslında başı çok zordu. Yani 10 yaşında birçok zorlukla mücadele ediyorsunuz. Aslında kolay bir şey de yok. Yani bir şey çok iyi yapacaksanız hiçbir zaman kolay başlamıyor. Deyin ki kolay başladı, hiçbir zaman kolay gitmiyor. Yani gerçekten senin alanında bu işi çok iyi yapan insanlar var ve sen oraya ulaşmak için çok şeyler yapmak zorundasın. Onun Evet. için çocukluğum, ilk başladığım seneler zordu. Neden? 10 yaşında başladım. Jimnastik için 10 yaş çok büyük bir yaş. 5 yaşında Evet. başlanan bir branş. Evet. 90 diyorum, Sovyet sistemi yeni yıkılmış. Dünyanın en iyi antrenörleri geliyor. Çünkü Sovyetler Birliği dünyada spora hakim. Oraya gittiğimde mevcut sporcular Türkiye'deki diğer sporculara neredeyse 2 kat puan farkı Evet. yansıtıyorlardı. Yani dünya standartında bir jimnastik merkezi olmuş. İmkanlar, eğitim merkezi, 50 metre yanında salon, dünyanın en iyi antrenörleri getirilmiş. Yemeniz, içmeniz, her şey diyetisyen kontrolünde yapılan bir yer. Özel oluşturulmuş bir yer. 10 yaşındasınız, geliyorsunuz, bir ay sonra kolunuzu kırıyorsunuz. İşte o zaman hatırlarım 45 gün altıda kalmıştı. Yani süre Çinlikinden de daha uzun. Şimdi daha sonra sakatlıklar yaşadı, 15-20 gün sürer. Evet, toparladım, başlayacağım derken bir daha kolumu kırdım. Yaş oldu 11, hatta 12'ye yaklaşıyor. Yok, yani jimnastik yapamadım. 10 yaş bile geç derken, benim arkadaşlarım çok uç seviyelerde derken 12 yaşında ben hala jimnastiğe başlayamadım ve sakatlıktan çıkmışım. 2 kere kolumu kırmışım. Belki o sakatlıklar bile bir çocukta korku sebebi. Yani büyük bir korku sebebi aslında. Ailemden uzağım bu arada. Yani ailem Manisa'da. Ben 10 yaşında Bolu'ya yatılı gittim. O bahsettiğiniz Naim Süleymanoğlu gibi. O filmi Evet. izleyenler lütfen benim ne hissettiğimi biraz anlarlar. Hatta o filmde orayı biraz üstün körü geçmişler bile düşünme. Hatta eşimle izledim. Buradaki duygu, ben de biliyorum, ben de yaşadım o annemden ayrılırken. Çok başka bir şeydi, çok üstün körü geçilmişti. Yapacak bir şey yok yani. Sonra bir antrenörümle beraber başladım. Bulgaristan'dan gelmiş. Bulgaristan olimpiyat takımının, Bulgaristan'ki dünyanın en iyi 4 takımından bir tanesiydi döneminde. Öyle bir sevgi kurduk ki aramızda Evet. antrenörümle beraber saatlerce. Saatlerce, yani öğlen 3'te başlayıp gece 11'de biten bir antrenman periyodu geçirdik. Bu planlanmış bir antrenman periyodu değildi. Planlanmış antrenman periyodu saat 3'te başlayıp akşam 8'de bitecek bir periyottu. Ama ben, ki hocamın bana verdiği, aslında burada eğitimcinin rolü çok öne çıkıyor. Onun bana antrenmanı keyifli yapmam için verdiği o tavır, davranış, gece 11'lere kadar hocam bir tane daha, lütfen bir tane daha, bir tane daha diye diye gece 11'lere kadar gittik. Bir sene sonra sadece o dediğim arkadaşlarımdan çok daha öte, diğer sporcularda çok uç farklar atmış sporcuların önünde Türkiye şampiyonu oldum gençlerde. Minikleri yaşayamadım, yıldızları yaşayamadım. Direkt gençlere gittim. Bir üstü de büyükler zaten, ondan sonra artık onun üstü yok. Evet. Böyle başladı, zordu. Ailemden uzak, sakatlıklar, en iyi şartlarda en kötü pozisyonda olan bir çocuk. Ama dediğim gibi, gerçekten bir şey seviyorsanız, o sevecek ortam yaratılmışsa ya da sizin onu
sevmenizi sağlayan biri varsa, işte o zaman o dokunuş gerçekten sizin dünyanızı değiştiriyor. O dokunuş bugün benim burada olmam, oturup bu kadar edindiğim tecrübeleri belki arkadaşlarımıza, öğrencilerimize bir şey daha aktarabilmeme sebep oldu. Kesinlikle biz öğrencilerimize yaşayan efsanelerin ve geçmişte tüm zamanların en iyi sporcularını anlatırız her hafta. Konumuz ilerleyen zamanlarda mutlaka Tış Aminoğlu olacaktır. Çünkü sizi soru sormak için biraz kurcaladığımda, röportajlarınıza baktığımda gerçekten bir hikaye gördüm. Yani muhteşem bir hikaye. Şu an 40 yaşındasınız ve aktif sporcususunuz. Egonun sporcususunuz ve sorularımın arasında bir tanesi var ama hali hazır gelmişken bunu sormak istiyorum. 40 yaşında devam eden jimnastik sporu için başka bir sporcu dünyada var mı? Bir bayan sporcu var. O bayanlar da en yaşlı. 42 yaşında bir sporcu. Şaşırıyorum. Gerçekten şaşırıyorum. Yani ben ki en yaşlı erkek sporcu olmama rağmen, dünyadaki en yaşlı erkek sporcu olmama rağmen. Ama tabii biraz performanslar farklı. Benimki mesela şöyle söyleyeyim, Mart'ın 21'inde Dünya Kupası'nı kazandım ben. Yani 40 yaşındaki arkamdaki dünyanın gelmiş geçmiş en iyi Evet. bahçesi. İkinci turda. Performanslar farklı. Yani 40 yaşında böyle performans gösteren zaten olmadı. Biraz aslında artık başarılar beni bu kadar mutlu etmiyor ama bu yaşta o başarıyı elde etmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü şunu görüyorum ki Kesinlikle. 20 yaşında gerçekten yani azimli, güçlü, hevesli, her şeyi kaldırabilecek, her çalışmayı kaldırabilecek sporcularla yarışıyorsunuz. Ve bunlar dünyanın en iyi imkanlarına sahip sporcular. Ya da bizim sporcularımız da aynı imkanlara sahip. Türk jimnastiği artık öyle bir yere geldi. Ve yarışabiliyorsunuz. Yarışıp üzerine bir de en iyilerin arasında oluyorsunuz. Beni mutlu kılan bu. Bu yaşta insanların artık olmaz dediği bir yaşta aslında ufukların kırıldığı bir yerde bir şeyler yapmak benim için çok daha anlamlı. Oradaki Dünya Kupası şampiyonluğu bir yere ama bu yaşta yapmak başka bir yere. Gerçekten başka Tabii. bir yere. Kesinlikle. Şimdi siz jimnastik 40 yaşında başarılı bir sporcusunuz ve bu jimnastik için yaşı da yükselttiniz. Yani insanlar daha erken emeklilik gerektirirken şu an itibariyle Diş Aminoğlu bunu yukarılara taşıdı. Şimdi malumunuz COVID-19 sürecindeyiz. Dünyada küresel anlamda büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Biz öğretmenler, sporcular, eğitim camiası da bundan etkilendik. Siz nasıl etkilendiniz? Antrenmanları yapabiliyor musunuz? Nasıl geçiyor COVID-19 günleriniz? Covid-19 günleri aslında ben size nasıl tanıştığımı anlatayım biraz. Evet. Bizim ülkemizde Covid-19'a daha rastlanmadı. Biz Dünya Kupası ayağına gittik. O aynı zamanda olimpiyat elemesi. İlk gün içeri girdik. Birçok önlemler. Azerbaycan'dayız. Bir tane sporcunun müşahede altına alındığı söylendi. Yani dikkatli. Herkes birbirinden korkuyor. Kimse selamlaşmıyor falan. Çünkü biz daha o algıda değiliz. Çünkü önümüze Evet. gelmedi. Orada ilk tanıştım. Tabii finalleri birinci olarak bitirdim. Elemeleri pardon. Elemeleri birinci olarak bitirdim. Cumartesi günü ve pazar günü de finaller var. Aynı. En iyi 8 kişi tekrar yarışacak. Akşam gruplara, ülkelere mesaj atıldı. Dediler ki finaller iptal. Yarın sınırları kapatıyoruz. Herkes bu akşam yüzden uçak biletlerini ayarlasın. Hemen apar topar uçak biletleri ayarlandı. Biz gece vakti çıktık geldik. Benim tanışmam böyleydi. Buraya geldikten sonra tabii bizde de vakalar çıkıp sonra da aslında güzel bir süreç yönetiminden sonra sokağa çıkma yasağı falan ilan edilince biz de oturduk evde. Evet antrenmanlarımızı yapmaya başladım. Tabii profesyonel bir sporcunun ne yaparsa yapsın evde hiçbir zaman hatta %10'unu bile karşılamayacak bir çalışma yapabilirsiniz ancak. Çünkü sizin Kesinlikle. yaptığınız artık küçük kas gruplarının
defalarca tekrar etmesi gereken hareketleri tekrar edemiyorsunuz ve birçok şey kaybediyorsunuz aslında. Sadece nefesinizi yerinizde tutarsınız, biraz maksimal kuvvetinizi yerinde tutarsınız. Yani böyle genel şeyleri yerinde tutarsınız. Bunlarla vakit geçirdim aslında. Daha sonra tabii ben Ego Spor Kulübü'nün bir sporcusuyum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yardım kampanyalarına katıldık biz. Kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Hem Çok güzel. yerleştirmesinde hem aile aile dolaşıp onlara yapılacak yardımlar hakkında elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Aslında iyi ki bu kulübün mensubuyum ve sporun güzelliğini aslında ortaya çıkıyor. Spor burada başka bir yere geliyor aslında. Bol bol kitap okudum. Çocukluğumda çok kitap okurdum. Yani ben Evet. spora başlamadan önce babam öğretmen. Hafta sonları okuluna giderdim. Anahtarı isterdim. Okul müdürüydü. Girerdim bir sınıfa. Kitapları aşağı indirirdim, başlardım okumaya. O zevki tekrar hissettim. Yani çok zevk alırdım. İnanın çok zevk alırdım. Tekrar aynı zevke muhatap oldum. Böyle bir süreç geçti. Evet, artık yavaş yavaş salonlara çok ciddi önlemler altında olimpik sporcuların girilmesine izin verilecek genelge yayınlandı. Yavaş yavaş antrenmanlarımıza başlıyoruz. Tabii bu süreçte şöyle bir etkinliğimiz de oldu. Biraz da yorgunluğum var aslında. Devlet televizyonumuzda çocuklara ilişkin bir takım program hazırlıyoruz. Onların evde hareketsiz kalmaması adına. Tahmin ediyorum bu hafta içerisinde başlayacak 15'er dakikalık haftanın 3 günü. Böyle Çok bir güzel. program olacak. Hem 7-12 yaş arası çocuklara ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu yetenek taraması sonucu seçilmiş 60 bin tane bizim değerli evladımız. Süper. Süper. Onlar bu süreçte tabii ki branş seçmeye artık yönelilecek zamana gelmişlerdi. Fakat bu Covid-19 sebebiyle performansları biraz yeri düştü. Biz hem o 60 bin kişilik ekibe hem de 7 yaş ve 12 yaş arası bütün çocuklarımıza hitap edebilecek bir programı daha basit bir programı biraz daha bahsettiğim 60 bin yetenekli çocuğumuza hitaben program hazırladık. Hala da çekimleri sürüyor. Sabah çekime gidiyorum, öğlen antrenmana gidiyorum. Böyle bir yoğunluğum var. Benim için yoğun geçti aslında. Ama kaliteli geçti diyebilirim. Hep hem olabildiğince yardım, olabildiğince eğitsel, olabildiğince kendimi eğitmek adına çok kaliteli geçtiğini düşünüyorum. Gerçekten sporculuğunuzun yanında kişiliğiniz de bir şampiyonluk var. Yani çocuklara olsun bu Covid-19 sürecinde yapmış olduğunuz yardımlar, onlar sosyal medyada görüntülendi, bizler de gördük. Gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Yani bir söz var, ne kadar büyürsen o kadar küçül diye. Gerçekten sizi takdir etmemek elde değil. Ümit Şimdi Hocam, Sayın değerli Ümit Şamil, Hocam, buyurun. üzerine bir şey söylemek isterim. Tabii ki. Böyle şeyler aslında söylenmez. Evet, benim elimde olmadan bazı şeyler oldu ama bazen de örnek insanlar, örnek sporcular için, örnek sanatçılar için evet bazen de gösterilmeli. Yani şu örnek olunmalı. Evet, o bunu yapıyorsa biz de onu yapmalıyız. Ya da ben bunu yapıyorum, lütfen siz de bunu yapın. Biz doğruyu da göstermek de mükellefiz. Yoksa bir şeyleri yapmak, yardım etmek, güzel şeyleri sunmak, evet insan kendini kötü hisseder gerçekten. Yani güzel bir şey yapıyorsa onu sunmak pek de o olgunluğa sığdıramıyorsun ama bazen de gerçekten yapmak gerekiyor. Bir kişiyi en azından ya da onlarca kişiyi tekrar bu düşündüğün şeylere o yola katmak adına. Kesinlikle katılıyorum size. Lider bir insansınız ve bu şekilde ön ayak olmanız hem öğrencilerimiz için hem gençlerimiz için çok da takdire şayan örnek bir kişiliğiniz var. Sayın Şamiloğlu, şu an itibariyle yeri gelmişken bir üstada, bir efsaneye şu soruyu sormak istiyorum. Sizce jimnastikçide, sporcuda olması gereken en büyük özellik neler? Teşekkür ediyorum. Çok güzel sözlerle ağırlıyorsunuz beni. Çok güzel hitaplar. Çok teşekkür Estağfurullah, ediyorum estağfurullah. öncelikle. Bir sporcuda olması gereken en büyük özellik. Yani şöyle 3-5
başlık altında biriktirelim. Onların toplamı bir sporcu ediyor Lütfen. diyelim. Öncelikle ben şunu kesinlikle söylüyorum. Ne işe başlarsan başla, bu spor önce sevgi. Önce sevgi. Sevmeden hiçbir şeyi başaramazsınız. Başarmayı da geçtim. Yol alamazsınız. Evet. İnanç, çalışma, bunları gerçekleştirebilmek için irade. Bazen çok çalışırsınız, herkesten fazla çalışırsınız ama bir ay sonra o çalışmanın devamlılığını gösterecek iradeyi bulamazsınız kendinize. Ve Mutlaka. evet, sevgi olunca heyecan muhakkak oluyor. Heyecan ama bazen sevginin üzerine artı şeyler de katıyor. Heyecan. Ve ben korkusuzluk, korkmamak, adım atmaktan, o gittiğin yolda her şeyi denemekten korkmamak. Benim en büyük kazancımdır aslında korkmamak. Kazanmaktan korkmadım. Çok Kaybetmekten güzel. hiç korkmadım. Kazanmak belki korkutur ama kaybetmekten korkmuyorsanız işte o zaman kazanıyorsunuz. Çünkü her kaybettiğinden sonra kaybettiğini zannediyorsun ama zaman geçiyor, zaman geçiyor, geri dönüyorsun. O kadar çok şey öğrenmişsin. Hiçbir zaman kaybetmediğini öğreniyorsun. Hiçbir zaman. Gençlere, çocuklara ben hep şunu söylerim. Hata yapın. Sizin hayatta alabileceğiniz en büyük tecrübe hata yapmak. Güzel. Hata yaparsanız kazanırsınız. Deneyin. Denemezseniz hata yapamazsınız. Çok güzel. Evet, telafisi olmayan bazı hatalar vardır. Bunu da yapmamak gerekiyor. O limiti de bilmek gerekiyor. Bazen telafisi olmayan hatalar. Ama inanın o hata yapmaktan korkmamak beni çok yere götürdü. Çünkü sonuç odaklı gitmedim. Sonuç odaklı gitmeyince aslında hata yapmaktan da korkmuyorum. Ve bu sadece benim dediğim sporcu ya da bir jimnastikçi için değil. Aslında bunu alıp başka bir alana koyduğunuz zaman da aynı. Ben böyle düşünüyorum. Aslında bu bahsettiğim bütün küçük parçaların bir birleşimi nihayetinde başarılı bir birey çıkarıyor. Elbette ki sonuç ama en büyük başarı ne derseniz temelindeki insani davranış, İnsani ahlak. duygular. Ahlak. Ahlak. Harika. Ahlak varsa, ahlakın üzerine inşa ediyorsanız siz bunları, işte o zaman çok başarılısınız. Ama sadece sonuçlardan bahsediyorsak, temelinde ahlak yoksa işte o zaman hiçbir kıymeti kalmıyor. Evet. Maalesef. Sayın Şamiloğlu, inanılmaz bir şekilde özetlediniz. Sizi de anlatan bir özet oldu bu. Çünkü 10 yaşında başlıyorsunuz. Dedik 5 yaşında başlanmalı jimnastik için spora. Daha sonra sakatlık yaşıyorsunuz. Bir yıl sonra Türkiye şampiyonu olmak ve jimnastik gibi eklem sporu isteyen, elastikiyet isteyen bir sporda Türkiye şampiyonu olmak çok zor bir şey. Bu korkusuzluğunuzu, nasıl kendinize iyi baktığınızı, nasıl motive olduğunuzu ve kaybetmekten en önemlisi kaybetmekten korkmadığınızı gösteriyor. Bu da sizi kafa olarak rahatlattığını düşünüyorum. Psikolojik olarak gerçekten mükemmel bir mental. Sonraki sorum şu olsa gerek. Şimdi biliyoruz ki Avrupa'da barfix'te bu zamana kadar size kadar ambargo koydu. Hırvatistan, Romanya, bütün Avrupa ülkeleri. Ben hatırlıyorum olimpiyatlara baktığımızda, dünya şampiyonlarına baktığımızda Hırvatistan, Roman sporcuları görürdük. Ben her zaman derdim biz Türklerden ne zaman göreceğiz diye. Ta ki sizinle karşılaşana kadar. Bu şeyi nasıl kırdınız? Ambargoyu nasıl kırdınız? Nasıl bu psikolojiyle başa çıktınız? Değerli hocam, çok savaş verdim aslında ben bunlarla. Yani basına da çok yansıdı. Bazen kötü çocuk olarak da yansıtıldım. Şımarık çocuk olarak da yansıtıldım. Bir takım başarılar elde edince böyle
tam söylemek istemiyorum ama yönetimsel Evet. durumlarla biraz çatışmak zorunda kaldım. Çünkü birçok eksiğe sahip olan ve hayali birçok hedef koyan bir ülkedeydik. Maalesef böyleydik. Bir şeylerin daha iyi olabilmesi için bir takım taleplerim oluyordu. Çünkü imkan olmadan siz hiçbir zaman başarılı olamazsınız. İmkanları talep ettikçe ben bir şeyleri ister, işte başarınca ağzı dili açılan bir adam olarak lanse edildim ama aslında ben Olimpiyat Komitesi'ne de bir yazı yazmıştım. Bazen sporcuların ufku o branşın tarihinde çok farklı yerlere götürdüğü durumları açar diye. O zamanlar aslında o savaşların içerisinde bir şeyler şekillenmeye başladı. Dedik ki en son madem yok böyle bir imkanımız, her imkanımız varmış gibi kabul edeceğiz. Ne gerekiyor? Şu. Ne gerekiyor? Bu. Kaçını yaptık? Üçünü. O zaman biz üçüyle idare edip en iyi yol neyse en iyi yolu keşfedeceğiz. Takım arkadaşım Şenol Tükdoğan o zaman antrenörlüğümü yapmaya başladı. Aynı takım arkadaşı, aynı odada büyüdüğüm arkadaşım. Tabii geçmişte bize çok büyük emekleri olmuş, bize tecrübelerini aktarmış, bizi oraya getirmiş antrenörlerimiz de var. Onların da emeklerini hiçbir zaman oturup evet bu olmadı, şimdi biz böyle yapıyoruz demenin de çok saygısızca olacağını düşünüyorum. Böyle bir yoldan başladık, kendimiz inandık. Sonra yaptıktan sonra arkamızdakileri inandırmaya başladık. Bize bu inancı vermesi gereken insanlara inandırdık aslında. Biz spor yapıyoruz ama aslında yaptığımız en son şey spordu. Önce başka engelleri kırmaya çalışıyorduk. O engelleri aşıp ondan sonra bir imkan daha almaya çalışıyorduk. Böyle bir süreçten geçti. Tabii ben ilk Avrupa Şampiyonası'na madalya aldığım zaman yani en büyük madalyalarımızdı bizim o ilk uluslararası en büyük madalyamızdı. O zaman hiç unutmam şu an bizim çok başarılı sporcumuz Ferhat Arıcan Avrupa gençleri ilk geldi 16 yaşında ve tribünden beni izliyor. Ve biz dünyada 5 kişiydik o dönem. 5 tane sporcu madalya bizim aramızda dönüyor. 6. bir jimnastikçi yok. Dünyanın en iyi 5'i arasındasınız. Ve o madalya 5'in arasında. Yani birincinin ikinciye çok fark attığı bir durum da yok. Her an o 5 içinde olabilir. Daha sonra tabii o madalyanın önemini ben çok anladım. O bir ufuk açtı. O bir jimnastikte Türkiye'de var algısı yarattı. 2015'te bir jimnastikçi Baskı'da dünya üçüncüsü oldu başka bir ülkeden. Ve antrenörü geldi bana dedi ki senin o 2008'de aldığın Avrupa Şampiyonası bize jimnastik ülkesi olmayanların da madalya alabileceğini gösterdi. O zaman biz buna inandık ve bugün dünya şampiyonasında madalya aldık. Teşekkür ediyorum dedim. Ben yani nasıl bir duygu yaşadığımı çok hatırlamıyorum. Böyle şaşkın yani bu kadar mı etkiledik diye düşündüm. Kendi ülkemde değil aslında dünyadaki diğer jimnastikçilere de başka ufuk açıyorsun. Farkında bile değilim. İşte o yüzden belirli adımlar siz farkında bile olmazsınız ne yaptığınızın ama siz aslında birçok insanın hayatını değiştiriyorsunuz. Bir adım, bir dokunuş diyoruz ya bir dokunuşta belki bir kişi. Siz bir kişiye dokunmaya çalışıyorsunuz. Hatta bir kişiye dokunduğunuzun bile farkında değilsiniz ama hani farkında olmadan onlarca kişiye dokunmuşsunuz. O yüzden o dönemin savaşları çok başkaydı. Tabii sonra ülkede biraz spor anlayışı değişmeye başladı. Oturup ekrandan izlediğim zaman benim hareketimi yapan ya da spikerin dış Amiroğlu diye ismini söylediği zaman alacağım gurur da herhalde alacağım keyif de çok başka olacak. Böyle şeyler tabii ben şunu da her seferinde olabildiğince söylemeye çalışıyorum. Buna sporculara da bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim yaptığımız şeyler bizim değil. Biz arenaya çıkarız, bize arenada bir görseniz. Bugün ben yarın başkası. Biz bir ulus temsil ediyoruz. Evet, Dışamioğlu benim soyadım ama bu ülkenin verdiği destek ve kaynaklarla yine çıkıp bu ülkeyi göğsünüzde bayrağı takıp orada temsil ediyorsunuz. Sizin yaptığınız her şey
bu ülkenin, bu ülkenin insanların. O madalyalar herkes. O literatüre geçen hareket herkes. Belki soyadından alınabilir ama bir Türk'üm. O biraz klişe ya, sizin vergilerinizle biz buraya geldik. Evet. Gerçek bu. Gerçek bu. Bu ülkenin insanları her ay kazancından bir parçasını aktarıyor ve o aktardıkları kaynaklar bize geri dönüyor. Bize yatırımlar yapıyor. Baktığınız zaman bugüne kadar yapılan yatırımları şöyle hesapladığınız zaman, böldüğünüz zaman ben 10 milyonlarca, belki daha fazla 10 milyonlarca liralık bir yatırım almış bir insanım. Bu ülkenin yatırımıyım. O yüzden yaptığım her şey bu ülkenin, çabaladığım her şey bu ülkenin, geriye dönmek de bizim boynumuzun borcu. Gerçekten böyle. O bazı kelimeleri çok kullana kullana biz anlamını unutarak dilimizde sürekli söyler hale getiriyoruz ama gerçek anlamlarını tekrar dönmek lazım. O zamanda ben işte 15 yaşlarındayken, 90'ların ortasında 50 milyonu arkamda hissediyorum Çok denirdi. güzel. 60 milyon oldu, 70 milyon oldu. Her şeyde bu söylenir olmuştu. Hatırlıyorum. Yani bir şey oldu, 60 milyonu. Ya sonradan anladım. Bu nasıl büyük bir söz? Bu nasıl büyük bir söz? Herkesi, bu ülkedeki herkesi arkamda, kendinde bir güç hissetmek ne büyük bir cümle. Ne büyük bir cümle. Yani o yüzden bu ağzımızda bazen sakız ettiğimiz, anlamıyla beraber kullanmadığımız, her yerde kullandığımız kelimelerin, cümlelerin özüne döndüğümüz zaman ne büyük insanların ne büyük şeyler yaşayarak söylediği sözler olduğunu anlıyorsunuz. İşte belli bir yaştan sonra ben de bunları anlamaya başladım. Onları hissetmeye başladım. O yüzden de derim, ben göğsüme takarım bayrağı. Her bir bireyi bir ilmekle işlenmiş bir bayrak gibi düşünürüm. 82 milyonu burama koyarım. Sanki her biriyle konuşuyormuş gibi. İnanın böyle hissederim. Çünkü Evet. ben temsil ettiğim yer belli. Temsiliyet duygusunu hissediyorsunuz ondan sonra. Evet, milli takım, evet gidiyorsunuz yarışmaya, bir ulus temsil ediyorsunuz, tamam, ama anlamıyorsunuz. Yani 20'lerin ortasında anlamıyorsunuz. Ama gerçekten bir ulusun için gidip de orada temsil etmek başka bir şey. Ve İşte geri döndüğünüz zaman bu birçok yer görüyoruz. Örneğin havaalanında döndükten sonra işte bir söyleşide ya da bir yerde o cümleyi duyduğum zaman şimdi hissediyorum. Eskiden bunu anlamıyordum. Şimdi çok başka hissediyorum. Yani bu aslında 10 yıldır böyle hissediyorum. Ve böyle bir şey yapmaktan kendime değil de bir ulusa hizmet etmekten gerçekten onur duyuyorum. Yani bu hizmetten onur duyuyorum. İyi ki böyle yönlendirmişim. İyi ki bu işi yapmışım. İyi ki çabalamışım. İyi ki de karşılık vermişim. Eski bir milli sporcu olarak duygularınızı çok iyi anlıyorum. Sizi de şu şekilde konuştukça kafamda iyice Ümit Şamiloğlu oluşuyor. Şu şekilde oluştu. 30 yılını spora vermiş ve aktif olarak bu camianın içerisinden gelmiş, her şeyi görmüş ve bu duyguyu son 10 yıldır yaşayıp bizlere taşlandırmış. Dış Amiloğlu olarak taşlandırmış. 2007 yılında şeytanın bacağını kırmış. 2013 yılında Balkan Şampiyonası'nda Mersin'de ilk altın madalyasını almış. Ki orada güzel de bir anınız var sanırım. Bu arada eşiniz vesilesiyle bütün annelerin, anne adaylarının ve bizleri izleyen bütün kadınlarımızın anneler gününü bir kez daha kutlarız. Ben de Her vesilenizle başarılı kutluyorum. Teşekkür ederiz. Her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın olduğunu bir kez daha buradan duymuş, öğrenmiş olduk. Şimdi Sayın Şamiloğlu, spor ve egzersizlerin hayatımızdaki önemini bir kez daha gördük. Peki 2007 yılına gitmek istiyorum. 2007 yılı Dünya Şampiyonası sanırım. Dünya Şampiyonası'na gittiğinizde ilk defa gidiyoruz. Türkiye olarak ilk defa gidiyoruz. Ve burada yanlış konuşuyorsam, yanlış biliyorsam düzeltin lütfen.
Gittiğinizde bizim hedefimiz ve sizin hedefiniz neydi? Yani bir tecrübe mi? Dünya Şampiyonası tecrübemiz mi olsun? Yoksa Ümit Şamiloğlu olarak korkusuzca ben bu işi yaparım, ben dünya şampiyonu olacağım veya da bir madalya, bir kürsü yapacağım dediniz mi? Ya 2007 aslında daha önce Dünya Kupalarına katılmak için çok çabalarımız olmuştu. Ama şöyle bir şey, Dünya Şampiyonası sene sonunda yapılır, Dünya Kupası 2-3 ayak biçiminde yapılır. Ama Dünya Kupalarına gitmeden sizin büyük yarışmalarda, olimpiyatlarda, şurada burada madalya alma şansınız yok. Çünkü göz önünde olmak zorundasınız. Çünkü en kaliteli yarışmalar. Ya dediğim, biraz önce bahsettik ya, büyük bir çatışma vardı. Evet, Anlayışla büyük evet. bir çatışma vardı. Ya da geçmişten o sürece kadar gelmiş bir düzenin yıkılması ya değişmesi aslında belki de zor geliyordu. Yani belki de suçlamamak gerekiyor. Çünkü algı Evet. yıkmak çok başka bir şey. Algılarını yıkmak da çok başka bir şey. Ben ilk gittik. Ben bu kadar iyi olduğumu bilmiyordum. Her birdenbire herkes beni konuşmaya başladı. Çok güzel bir seri yapmışsın, çok zor bir seri yapmışsın. Yani ben o kadar kötü yaptım ki seriyi, ama o kadar büyük bir fark vardı ki zorluk değerinde. Hata yapmama rağmen finaldeyim. Finalde de çok büyük hatalar yaptım, dördüncü oldum. Sonra diğer ayağına geçtik. Hatta Dünya Starları Dünya Kupası'ydı. Hiç unutmuyorum. Rusya'da. Tarihsel de bir Dünya Kupası. Her sene bir ayağı orada olur. Dünya starlarının o Sovyet sisteminden kalma. Yani Amerikalıların işte dünyanın dört bir köşesinde o yarışmaya katılabilmek için büyük çabalar sarf edilen bir yarışma. Sadece dünya starlarının olduğu Dünya Kupası yarışması. Oraya gittik. Ben inanın yine hani ne yaparım çok bilmiyorum. Evet, iyi bir sporcuyum. Maçta iyi bir sporcuyum. Ama ilk gün yaptık. 8. olarak finale kaldım, ama öyle bir şey ki yani yaptığımın da karşılığı olan bir puan değildi aslında. Birkaç tane, hatta 8 tane rakibim var. Yani benim o kötü aldığım puanı geçebilecek 8 tane sporcu var. Tesadüf ki hepsi de yapamadım. Daha sonra otelin lobisinde bir Kazakistanlı bir antrenör, o zaman aynı zamanda hakemlik yapıyordu, dedi ki Ümit, bugün seni neredeyse finalden ediyorlardı. Yok mu hakeminiz? Evet dedim, var bir hakemimiz. Bir kişiyle olmaz dedi bu iş. Bugün yiyorlardı, yani senin hakkını korumak lazım. Orada toplandılar. O Rusça konuşan ülkeler, işte herhalde bir 7-8 ülkeyi etrafına topladı. Konuştular konuştular. Ertesi gün evet güzel bir seri yaptım. Ve şampiyon oldum. Orada da şunu anladık ki hakem, yani siz sadece sporcu olarak değil, Evet. sizin yanınızda olacak bütün unsurlar kaliteli olmak zorunda. Sizin için mücadele etmek zorunda. Çünkü herkes birbiriyle mücadele ediyor. Şunu istemiyoruz. Evet, benim olmayan bir şey bana verilmesin. Ama senin olan da senden alınmasın. Onun Doğru. için biz bütün unsurlarımızla kaliteli yetiştirip bütün unsurlarımızla her alanda yarışmalıyız. Ve böyle bir süreç geçti. Ondan sonra tabii birçok şey değişti. Ondan sonra hemen akabinde Avrupa Şampiyonası'na gittim. Avrupa Şampiyonası'na madalya aldım. Ben şeyi de hiç unutmam. O zaman Süreyya Ayhan için Mehmet Atalay'ın, o dönemin Gençlik Spor Genel Müdürü. O zaman bakanlık değildik ama genel müdür, bakan mahiyetinde. Evet. Sadece de bakan, spordan sonra devlet bakanı vardı. 2012. Evet, 2012'de tahmin ediyorum Mehmet Atalay görevden ayrıldı. Ama 2007 ve 2008'de şöyle bir sözü vardı. İmalat hatası diye. Bu da Fanatik Gazetesi'nde büyük bir manşet olmuştu. Tam sayfa. İmalat hatası. Gençlik ve Spor Genel Müdürü'nün söyledi. Gençlik ve Spor Genel Müdürü de şunu biliyor ki, evet bir şeyleri düzeltiyoruz ama var olmuş sistemden böyle sporcular çıkması tamamen imalat hatası. Çok büyük bir cümle. Yani imalat hatası, o sistemden böyle bir sporcuların çıkması normalde mümkün değil ama böyle sporcular çıkıyor. Maalesef
imkanlarımız onlara yeterince elverişli değil. Daha doğrusu kurduğumuz sistem henüz ona müsait değil. Ve bu başlıktan sonra benim bütün şeylerim değişmişti, algılarım da değişmişti. Keza bunu Süreyya Hanım için de kullandığını söylemiştim. Yani jimnastik değil, branş. Yani büyük yatırımların olmaz olup da ancak çıkması muhtemel bir başarı elde ediyorsunuz. Senelerce sadece ekrandan izlemişsiniz, romanları izlemişsiniz, Rusları izlemişsiniz. Hayal bile edemiyorsunuz kendi ülkenizden böyle bir başarı çıkabileceğini. Evet, güreşte çıkar. Evet, halterde çıkar ki halter Naim abiden, Naim Süleymanoğlu'ndan sonra olan bir şey. Bokstan çıkar, dövüş sporlarından çıkar ama jimnastik olmaz yani, jimnastikten olmaz. Öyle bir Doğru, doğru. toplumda öyle bir algı yok. Toplumda öyle bir altyapı yok. Toplumda öyle bir meyillenme yok. Evet, biz dövüş sporlarını severiz. Evet, biz atletizme yatkın bir toplumuz. Güç gerektiren sporlarda evet başarılıyız. Toplum buna yatkın. Ama jimnastik deyince işin rengi değişiyor. Aslında bütün dengenin, gücün, esnekliğin, kuvvetin, hızın, her şeyin sahip olduğu aslında yine bu ülkenin çocuklarına çok uygun bir branş. Kuvvetli ve hızlı. Yani bu hatırlar mısınız? Yani sokakta büyüdük biz çünkü dönemin çocukları evinin bahçesinde komşuluk ilişkileri dışarıda birbirimize koşardık. Yani hızınız da vardı, çevikliğiniz de vardı, kuvvetiniz de vardı. Aslında böyle bir yani bir toplumun çocukları için jimnastik ne kadar elverişliymiş. İşte şimdi tabana yayma Kesinlikle. zamanı. Şimdi Kesinlikle. tabana yayma zamanı. Bütün sporların temelinde ben inanıyorum ki jimnastiği verdiğimiz zaman mesele jimnastik değil. Gerçekten en küçük yaşta başlanan bir branş ve kuvvet alıyorsunuz. Bugün ben o çekimlerimize de çocuklara diyorum. Evet, çok kuvvet gerekiyor. Her ince kasınızda kuvvet gerekiyor. Çünkü bütün ağırlığınızı o kas grubuyla taşımak zorundasınız. 70 kiloysanız bileğinizle en düşük ihtimal 70 kiloyu taşıyacaksınız. Hatta sizin yaptığınız hareketlerde o ivmelerden kazandığı hızla anlık 700-800 kilolara çıkıyor. Bunun çocukluktan beri alırsanız ancak bunu başarabilirsiniz. Üzerine esneklik alıyorsunuz ki o kas gruplarını tamamen kaliteli bir hale getiriyorsunuz. Sakatlanma riskini azaltıyorsunuz. Süratli olmak zorundasınız çünkü 2,5-3 metre yukarı çıkıyorsunuz. Orada dönebildiğiniz kadar hızlı olmak zorundasınız. Kuvvet, esnek, dengeli olmak zorundasınız. Tamamen denge üzerine kurulmuş bir şey. Çünkü çıkıyorsunuz yine 3-4 metreye ve anlık 1 tondan fazla düşüyorsunuz ve kalmaya çalışıyorsunuz. Baktığınız zaman bu özellikleri alan bir sporcu, bir çocuk 13 yaşına gelip evet jimnastik yapamayabilir herkes. Onun yeteneği başka bir yere uygun olabilir. Bu özelliklerle donanmış bir çocuk hangi branşa gönderirseniz muhakkak başarılı olacaktır. Tabii orada tekvandoya uygun bir fizik kabiliyete sahipse donanımlı ama diğeri boksa, diğeri güreşe, diğeri eskrime, diğeri yüzmeye. Düşünebiliyor musunuz? Aslında sporcu fabrikası. İşte o yüzden Kesinlikle evet. şimdi jimnastiğin önemini biz anlamaya başladık. Aslında dünya bunu keşfetmişti. İlk eğitim kurumlarında zaten jimnastik bir öncelikli eğitim. Almanya'da 25 bin kulüp, 5 milyon üyesi var Jimnastik Federasyonu. Üyesi. Oo. Tabana yayılmış. Kültür artık oturmuş. Bir ara başarı odaklı spor yapmayı öngörmedi. Hükümet olarak desteğini çekti. Çünkü profesyonel sporculuk sağlık için yapılan spordan çok başka bir konuma taşımıştı. Ve bu sebeple biraz geri çekmişti. Tamamen toplum sağlığıyla alakalı bir çalışma yapmıştı. Jimnastik de burada o zaman zaten vardı. Futbol Federasyonu'ndan sonra en büyük ikinci federasyon. Şimdi tekrar başarı odaklı gitmeye başladı. Hem temel, hem sağlık, hem başarı. Bakıyorsunuz zaten temel hazır. Bir oraya, bir buraya, bir süre muhakkak bir başarılı sporcu çıkıyor. Spor dedik, evet Ümit Hocam, spor dedik, başarı dedik, kuvvet dedik, bu fiziksel özelliklerden bahsettik. Tabii ki o yine önemli bir atasözü, o sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor Sağlam vücutta sözü. bulunur. Biz hayatımızda taşıdığımız en değerli şeyimiz vücudumuz. İnandığımız bütün duyguları, değerleri, ruhumuzu, psikolojimizi, duygularımızı biz bu bedenin içerisinde yaşıyoruz.
bu bedenin içerisinde taşıyorsak her en değerli şeyimizi, o zaman buna iyi bakmak zorundayız. Çok Bunun doğru. yolu da spordan geçiyor ki bu aslında Covid-19 pandemi süreci bize o kadar güzel anlattı ki sağlık çok önemli. Bir insanın olmazsa olmazı sağlık. Evlere kapandık bu sebeple. Sonra dedik ki evde kalmak bizi sağlıksız kılıyor. Şimdi sağlıklı olmak için ne yapmamız gerekiyor? Mesela hareket yapmak lazım, spor yapmak lazım. Spor yapmak gerekiyor. Ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardık. Gerçekten sağlıkla eşdeğer. Gerçekten dinçlikle eşdeğer. Gerçekten psikolojiyle eşdeğer aslında spor. Oraya geldiğimiz zaman işte dedik ki evet gerçekten spora ihtiyacı var. Şimdi dönelim sporun anlayışına, ruhuna. Dostluk, barış ve kardeşlik. Daha ötesi var mı? Yani bu ruhu benimseyen başka bir alan var mı? Baktığınız zaman yok. Üzerine sanatı inşa ettiğimiz zaman yaratıcılık ve Evet. ufuk. Üzerine Ufuk. bilimi inşa ettiğimiz zaman gerçeklik. Ama geriye döndüğümüz zaman iyi insan, iyi ahlak demeli. Bu üçü spor, sanat ve bilim. İşte burada Bu her şeyin rengi değişiyor. Dostluk, barış ve kardeşlik gerçekten önemli. Çünkü ben gençlerimize hatta birkaç okul, birkaç cümle istedi benden. Ben de şunu dile getirmek istedim. Şunu baskılayarak dile getirmek istedim. Ömrü boyunca çocukluğundan itibaren asker olmuş, ömrü boyunca cepheden cepheye koşmuş, sadece savaş görmüş büyük bir komutanın Atatürk'ün zafer kazandıktan sonra bile o kadar acı gören ve zafer kazandıktan sonra da bu zaferi anlamlı kılmak için bir cümle kurmuş. Yurtta barış, dünyada barış. Şimdi sporla ne kadar özdeşleşiyor, değil mi? hem sporla çok özdeşiyor hem de bunu istinaden aynı zamanda diyor ki atamız ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını Ahlaksızı. severim diyor. Ki öyle bir lider düşünün ki size 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na armağan etsin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na armağan etsin. Büyük bir lider, büyük bir komutan. Buradan kendisini de rahmetle anıyoruz. Rahmetli anıyoruz Şimdi kendisini ve arkadaşlarımızı. evet. Şimdi Sayın Şamiloğlu, sporcu kariyerinizde mutlaka her sporcunun bir kırılma anı olmuştur. Bunlar da genelde formumuzun en zirve noktası, tap yaptığı dönemde oluyor. Genelde işte bugün Taha Akgül'de gördük bunu. Omuzundan bir sakatlık yaşadı. Olimpiyat şampiyonasında giderken. Sizin de oldu mu böyle bir dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, olimpiyat şampiyonası öncesi bir talihsiz bir sakatlığınız, kırılma anınız oldu mu? Benim meşhurdur biraz. Ben 2007'nin sonunda olimpiyat elemesine gittiğim zaman tek olimpiyat elemesi olurdu bizde. Tek olimpiyat senesi olimpiyattan bir yıl önce olur ve yarışmaya gittim. Isınmada öyle bir düşüş gerçekleştirdim ki Of. kolum sakatlandı ve yarışmadan çekilmek zorunda kaldım. Olimpiyat hayal oldu tabii 2008 Olimpiyat Tabii oyunları. ki. Dedim evet hatta demiştim ya o 5 kişiden biri ben Olimpiyat'ta madalya alacağım diyordum. Yani o 5 kişiden biri Evet. ben o altına görünür dikmiştim. Gümüşe bronza da değil. Olmadı dedim ki tamam bir Londra'da deneyelim. Evet yine iyiydim. Tabii bu sefer 10-12 kişiyiz. Kolay değil. Yine bir önceki elemeye gittik. Japonya'da Tokyo'ya gittik. 2 gün sonra yarışacağız. Son antrenman hatta. Son antrenmanı yaparken hareketim yerde yapıyorum. Alt aleti yapıyorum çünkü. Orada alt aletim yer ve atlamam da çok iyi. Harekete girerken aşilim koptu. Yani ölümden döndüm. Çok zor bir hareketti. Normalde 3-4 O metre yukarıya çıkman gerekirken 1,5 metreye dönmek zorunda kaldım. Yani o zaman dedim ki 4 yıl sonra bu kadar tesadüf olur mu? Yani böyle bir tesadüf yok. Döndük 2012'ye de gidemedik. Yani 2 olimpiyat. İşte bu seneki olimpiyata hedefliyorduk. Geçen sene olimpiyat elemesi var yine sene sonu. Sene ortasında bisepsimi kopardım.
Aslında benim ciddi sakatlık, evet, tam ciddi Çok zamanda. büyük, çok tabii çok büyük sakatlıklar bunlar. Ya bunlar da işte bir şeyler öğretiyor insana. Gerçekten çok bazen istediğin olmuyor. Bazen istediğin olmuyor. Evet. Bazen yaptıklarının da yettiğini kabul etmek gerekiyor. Bazı şeyleri her istediğini yapamayacağını kabul etmen gerekiyor. O da bizi törpülüyor. O da bizi gerçekten iyi törpülüyor. Yine de çok mu isterdim? Evet, o yolda hep çabaladım, çabaladım. En son dedim ki ya bu benim nasibim değilmiş. Bazı şeyler gerçekten nasip işi. Çok rahat madalya alabileceğim. Yani hayalini kurup da tamam bu benim dediğim, o kadar inandığım şeyler bazen bir anda. Çünkü benim o 2008'de olimpiyata gidemem için örnek veriyorum. Şunu söylerdim. %1 şansım var herhalde. O %1'de sakatlık olursa. Böyle bir şey mi? Öyle %1 başınıza geliyor %1 başınıza gelmiş. maalesef. Aslında sporun içerisinde hayatın hemen hemen her çeşit güzelliğiyle, her çeşit zorluğunu yaşıyorsunuz. Çünkü hep umut var. Hep umut var. Umutlarınız yıkılıyor. Dibe çöküyorsunuz. Ayaklarınız yere değiyor. Bir daha sıçrıyorsunuz. Bu sefer umutlarınızı gerçekleştiriyorsunuz. En büyük sevinçlerinizi yaşıyorsunuz. Spor aslında hayatı gerçekten güzel öğretiyor. Güzel öğretiyor. Çok güzel. Sayın Şamiloğlu, son iki sorum. Fazla da vaktinizi almayacağım. Yaklaşık bir Estağfurullah. saattir canlı yayındayız. Çok keyifli bir sohbet oluyor gerçekten. Benim için İnanın, de büyük bir keyifti. Sevin. sonlandırmak da istemiyorum ama mutlaka her güzel şeyin bir sonu vardır. Bir dahaki sefer görüşmek dileğiyle diyeceğim, bitirmeden önce. Şimdi son sorularımızdan bir tanesi. Öğrencilerimiz hep şunu merak ediyor. Bir sporcunun öğrencilik hayatı, Dış Amiloğlu'nun öğrencilik yılları nasıldı? Biraz bahsedebilir misiniz? Dış Amiroğlu çok ders çalışan biri değildi. Çünkü o Evet. yüzden aslında o okul yıllarında, yani ilkokul, ortaokul, lise zamanlarında çok fazla çalışmazdım. Dersimi iyi dinlerdim. Ve okuduğumu çok çabuk anlardım. Benim için yarım saat, bir saat çalışmak yetiyordu. Çok iyi bir not alayım çabam yoktu. Dersi alırdım. Ben hep şunu yapardım. Almam gerekeni alırdım. Yani bir şey, konuyu gördüm. O konudan almam gereken bütün her şeyi almaya çabalardım. Bazen diğerleri beni çok fazla ilgilendirmezdi. Ama tarih mesela çok severdim. Tarih kitapları eğer ki öğretmenim çok güzel anlatıyorsa böyle iki elimi alırdım, buraya oturur dinlerdim. Eğer ki bazen böyle sadece ders hani olur ya, böyle maddelerle sadece bilgi amaçlı, bilgi vermek amaçlı bir ders geçiyorsa ben dersten çok önce giderdim. Bir sonrasında ne oldu? Bir sonrasında ne oldu? Bir sonrasında ne oldu? Yani genel Türk tarihinde çok severdim, İslam tarihinde çok severdim, sanat tarihinde çok severdim. Edebiyatı hep oldum olası sevdim. Ama muhakkak ders çalışmamazlık yapmazdım. Muhakkak alırdım. Evet, tercih benimdi. Çok üst bir şey istemedim. Benim için öğrendiğim ve belli bir not yeterli diye düşünüyordum. Ama üniversite zamanlarınızda işte sporla ben bir sene dondurdum. Bol'daki çalışmalarıma gittim. O bahsettiğiniz başarılı yıllar. Ama gerçekten akşam oturup benim için 1-1,5 saat çalışmak üniversitede bile, yani anatomi dersine bile oturup kısa bir süre çalışmak bana yetiyordu. Hep onu şöyle söylerim. Ben küçükken okuduğum kitapların bana kazandırdığı bir özellikle o. Hala da öyle. Merak ettiğim bir şey olur, kitap olur, bırakamam kitabı. Yani sabaha kadar okurum o kitabı. Babam bana ders kitaplarını getirdiği zaman oturur, o akşam ben ders kitapları sonuna kadar okurdum. Tabii 10 yaşında, ilkokul 4'te ben Bolu'ya geçtim. İlkokul 4'e kadar kitaplarım yel yan otururdum, ben sabaha kadar o kitapları okurdum. Severdim. Çok mu iyi bir öğrenciydim? İstediğimi alan bir öğrenciydim. Evet. Şimdi peki sporculuk kariyerinizde
Dünyada enler var. İşte basketbolda Michael Jordan, boksta Muhammed Ali, Hüseyin Bolt gibi. Sizin için dünyada örnek aldığınız bir sporcu veya jimnastikçi var mı? Benim şu an tek demeyeyim, en saygı duyduğum sporcu ve gerçekten en sevdiğim sporcu Roger Federer. Harika. Tenisçi. Hem bu sürece kadar çok uzun bir zaman üst düzey performans göstermesi, istikrarı ve o istikrarı yaparken dünyanın en ünlü insanlarından, sadece sporcu da demiyor, en ünlü insanlarından biri olmasına rağmen, bu kadar maddi kazanca sahip olmasına rağmen o ahlakını bozmaması, tekrar o kadar maddi kazanca sahip olmasına rağmen o spora olan sevgisiyle uzun sene aynı istikrarı sergilemesi. Çünkü bazen rahatlık sizin bazı Evet. sıkıntıları çekmenizi engeller. Gerek yok dersiniz ama inanın her şeyle saygı duyuyorum Roger Federer'e. Her şeyle. Gerçekten öyle. Çünkü sporda istikrar çok önemli. Biz görüyoruz ki bazı sporcularımız çok erken yaşta ünlü olduktan sonra bir anda tarihin tozlu raflarında kaybolabiliyorlar maalesef ki. Gerçekten Rafael Nadal da bunlardan bir tanesi. Sayın Şamiloğlu, siz de bunlardan bir tanesisiniz. Onu da vurgulamadan Teşekkür edemeyeceğim. ederim. Rica ederim. Bu keyifli sohbetimizi kırmayıp biz Jalatezer Eğitim Kurumu öğrencilerimizle bizimle beraber olduğunuz için, bize bu vakti ayırdığınız için, yayınımıza katıldığınız için Sayın Şamiloğlu'na, Jalatezer Eğitim Kurumları adına ve yöneticilerim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. En son sözü ben kendisine bırakıyorum. Buyurun. Böyle güzide bir kurumun yöneticilerinin, eğiticilerinin, öğrencilerinin, sizin gibi değerli insanların olduğu bir yerde böyle keyifli sohbet yapmak, böyle değerli bir sohbete karşılık vermek aslında benim için de çok büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Öğrencilerimiz de dinlemiştir. Umarım bir hayat hikayesi çıkmıştır. Evet, karşılarında, çevresinde birçok hayat hikayesi var. Ben de sadece artı bir olarak karşılarına geçtim. Belki bu yoldan da kendilerine bir ufuk açılabilir. Umarım bir şeylere vesile olmuştur. Ama şunu tekrarlamak istiyorum. Gerçekten spor, dostluk, barış ve kardeşlik ruhunu taşıyan bir alan. Biz bütün çocuklara bu ruhuyla beraber sporu yaydığımız, yansıttığımız zaman, toplumun temeline inşa ettiğimiz zaman, gelecek toplum, gelecek neslin birbirine saygılı, ahlaklı ama rekabetçi, ama üreten, ama olduğu yere, topraklara, tarihine saygılı, değerini bilen çocuklar, değerini bilen bir nesil yetiştireceğimize inanıyorum. Üzerine sanat ve bilim diyorum. Spor, sanat ve bilim. Bizim, hepimizin buna çok ihtiyacı var. Hepimiz bunu inşa etmek için lütfen beraberce çabalayalım. Bu sohbet için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Onur duydum değerli hocam. Sohbetine çok keyif alarak katıldım. Onur duydum. Biz bu keyfi verdiğimiz için biz onur duyduk. Efsane bir sporcusunuz ve öylesiniz. İnanın hayatımın en güzel yerinde yaptığım söyleşiler arasında yer alacaksınız. Canlı olarak da sizi tanımak isterim, karşılaşmak isterim. Memnuniyetle. Sevgili öğrencilerimiz, her zaman söyleriz. 1 ile 0 arasında ve 2 ile 1 arasında 1 puan fark var. Ama 2-1, 1-0'dan her zaman iyidir. Nedenine gelince 1 yapan 0 yapan. 0 hiç yapmamak demektir. 2 gün yap, 1 gün yapma. Sporla kalın, sevgiyle kalın, sağlıklı yaşayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.